Merhaba arkadaşlar, Pes Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Bugün gelen haftalık etkinliklerimiz ve bir tane oyuncu paketi var arkadaşlar. Bugün gelenleri bir inceleyip sonrasında top açılımına geçelim. 650 milyon indirme ile alakalı kampanyanın 5. günü olduğu için 50 futbol parası verildi arkadaşlar. Oyuna her gün giriş yapıyorsak Perşembeden beri bugün 5. gündü. Ama diyelim ki giriş yapmadığımız gün varsa, ne zaman 5. gün girersek o zaman 50 futbol parası verilmekte. Onun dışında etkinliklere baktığımızda Weekend etkinliği sona erdi. Hangi sıralamadaysak hediyeler verildi. 2 tane haftalık etkinliğimiz var. National Teams. Buradan 60.000 GP bir tane veteran antrenörü veriliyor. Her hafta olduğu gibi. Ve diğer etkinliğimiz 50 futbol parası ve 3 tane veteran antrenörü. Etkinliklerden her hafta olduğu gibi 50 futbol parası, 60.000 GP, 4 tane veteran antrenörü. Kampanyadan dolayı da bugün eğer her gün oyuna giriyorsak 5. gün olduğu için 1.50 futbol parası da oradan 100'e futbol parası etmekte. Ha, weekend etkinliğinden sıralamamız iyiyse biraz daha fazla GP kazanmış olabiliriz. Ben 3 tane maç oynamıştım. 100.000 GP geldi. 100.000 GP içinde ilk 500.000'de olmak gerekiyordu. Yani birkaç maç oynayarak bile GP, veteran antrenörü kazanabiliriz. Tabii ne kadar iyi sıralama yaparsak daha fazla GP hediyesi olacak beceri antrenörü. Bugün gelen pakete baktığımızda isimleri biliyorduk, seviyeleri bilmiyorduk. Seviyeler de açıklandı arkadaşlar. Hatta üzerine tıkladığımızda Konami burada seviyeleri bizlerle paylaşıyor. Ama bunların kadromuzdaki seviyelerini de inceleyelim. Özelliklerine bakalım. Bazı futbolcular farklı yerde de oynayabilmekte ve daha iyi oynayabilmekte arkadaşlar. Mesela Pavar sağ bek ama stoperde çok etkili oynayabiliyor. Yani yüksek özellikleri var daha doğrusu. Ya da Laimer arkadaşlar, bu futbolcuyu sağ bek olarak geliştirirsek çok farklı, çok iyi özellikleri var. Özellikleri bir inceleyelim arkadaşlar. Hatta Laimer'dan başlayalım. Şimdi futbolcumuz 94 seviyeye kadar çıkmakta. Takım oyu tarzımızı 100 yaptığımızda 96 seviyeye çıkıyor. Fakat özelliklerine baktığımızda top kontrolü, top sürme, pas değerleri, defansif özellikleri, hız hızlanma, birçok özelliği iyi seviyelerde. Bazı oyuncuların defansı vardır da topu iyi kullanamaz. Bazısı topu çok çok iyi kullanır ama savunması olmaz, yavaş olur. Bu futbolcumuz tam aksine her şeyden birazcık sahip. Biz bu futbolcuyu arkadaşlar sağ bekte, sağ kanatta kullanabiliyoruz. Sağ bekte kullanacaksak sağ bek olarak geliştirebiliriz. Mesela futbolcumuzu sağ bek olarak geliştirsek, bu şekilde yaptığımızda 98'lik bir sağ bek gibi oynayabilmekte. Fakat kartında 98 görmüyoruz. Bu şekilde geliştirdiğimizde 95 seviyesini göreceğiz. Ama 98'lik bir sağ bek gibi oynayacak. Oynar da hız hızlanma, şut gücü, dayanıklılığı, fiziksel temas, denge. Sağ taraf çok güzel. Defansif özellikler ise harika. Bir bek futbolcusunda pek görmeyeceğimiz savunma özellikleri. Pas değerleri de iyi diyelim ama falso yok. Yani orta yapmayı seviyorsak o zaman çok işimize yaramayabilir. Falsolu ortaları özellikle seviyorsak. Ama yerin orta becerisi var. Savunması çok güzel. Ama bana çıksa ben göbek olarak kullanırdım. Hatta göbek olarak tekrardan geliştirelim. 96 seviyeye kadar çıkmakta. İki yönlü oynayabilir. Oyun tarzı da tam ortası. İki ceza arasında gider gelir. Pası var, savunması var, hız hızlanması, dayanıklılığı, birçok özelliği iyi seviyede. Ve paketin en yüksek seviyeli ismi Leroy Sané. 96'dan 99'a kadar çıkıyor. Hız hızlanma, şut gücü, top kontrolü, top sürme çok iyi. Yüksekten pası da var. Alçak tempası birazcık düşük. Bitiriciliği 75. Keşke bitiricilik değeri yüksek olsa diyeceğim ama şu an gerçek hayatta kaçırdığı goller aklıma geliyor. Yani bitiriciliğinde sorun var Leroy Sané'nin. Becerileri de bunlar. Sağ bek futbolcusu Pavar bu sezon çok fazla geldi kendisi. Bu kartında seviye 96'ya kadar çıkmakta. Ama Pavar'ı stoper olarak geliştirebiliyoruz arkadaşlar. Savunması çok iyi bir sağ bek futbolcusu. Mesela bir stoper olarak kendisini geliştirsek. Şuradan stoperi seçelim. Özelliklerini bu şekilde yaptığımızda, savunma özelliklerine baktığımızda 98-94'ler havada uçuşuyor. 101'lik bir stoper gibi oynayabilmekte. Yani birçok stoper futbolcusunda böyle özellikler yok. Ama kartında 101'i görmüyoruz ne yazık ki. 93 seviye yazacak kartında. Fakat 101'lik bir stoper etkisiyle oynayacak. Çünkü harika savunma özellikleri var. Hız hızlanması, şut gücü, sıçrama, fiziksel temas, kafa vuruşu. Onlar da iyi seviyelerde ama ben Pavar'ı hiç stoperde denemedim arkadaşlar. Yani olur da çıkarsa belki deneyebiliriz. Burada gerçek bir stoper futbolcusu var. O da Delit, 95 seviyeden 97'ye kadar çıkıyor. Daha da yüksek olabilirdi. Geçtiğimiz dönemlerde 99'luk kartı falan gelmişti. Keşke bu kartı da yüksek seviyeli olsaydı. Hızlanma değeri bayağı düşük. Savunma özellikleri çok iyi.
Fiziksel temas kafa vuruşu 90-89. Boyu 1.88. Belki bana çıksaydı şayet oradan birazcık alıp hızlanmaya da verebilirdim. Boyu falan gayet uzun bir futbolcu. Dimarco sol bek futbolcusu. 98 seviyeye kadar çıkmakta. Bitirici bek oyun tarzına sahip. Sol bek futbolcumuzun savunma özellikleri çok güzel. Bir bek için harika özellikler. Hızı var. Hızlanma, şut gücü, dayanıklılık. Şimdi bek futbolculardan güzel orta yapmasını da bekliyoruz. Yüksekten pasına geçtiğimizde 86. Falsos da 82. Bu futbolcumuzu sol kanatta ve stoperde de kullanabiliyoruz. Becerilerinde yerin orta becerisi de var. Ayağının dışını kullanabilmekte. Dengeli pas, top kesme, savunma ve bazı pas becerilerini görmekteyiz. Güzel bir kart ve çok yüksek seviyeli bir sol bek futbolcusu. Inter'in stoper futbolcusu Bastoni 98 seviyeye kadar çıkıyor. Inter'deki bir diğer 98'lik futbolcumuz. Defansif özellikleri çok güzel. Fiziksel temas, sıçrama değerleri de iyi. Kafa vuruşu da var. Boyu da 1.90 ama oyun tarzı hücumcu defans. Belki hücumcu defans oyun tarzını sevmiyor da olabiliriz. Mesela ben oyun kurucu olmasını daha çok tercih ederdim. Ama özelliklerine baktığımızda çok güzel özellikleri var. Becerileri az olmuş ama güzel becerileri var. Bir de şuraya akrobatik uzaklaştırma ekleseler harika olurdu. Inter takımında diğer iki futbolcumuz Frattesi. Düşük seviyeli bir isim oldu. 95 seviye ama birçok özelliği iyi. Pası var. Hem alçaktan hem yüksekten pas atabiliyor göbek futbolcumuz. Top kontrolü iyi. Savunması da fena değil. Hız hızlanma, şut gücü bu değerleri de var. 10 numara oyun tarzına sahip. Rakip ceza sahasına doğru sıklıkla koşu yapacak bir göbek futbolcusu. Tamam, hani koşacak edecek ama pasları güzel, bitiriciliği kötü. Vuruş yapacak olursak sıkıntılı vuruşları da olabilir. Bitiricilik değeri 67, şut gücü 84. Inter'deki son futbolcumuz da Lautaro Martinez. Düşük seviyeli oldu. Lautaro Martinez'in geçmişte 99'luk kartları gelmişti. Bu sefer 94'ten 97'ye kadar çıkmakta. Özelliklerine baktığımızda ofansif farkındalığı 90, bitiriciliği 88, kafa vuruşu 82, boyu 1.74 kendisinin. Hız değeri çok yüksek değil, 79. Ama Lautaro Martinez'in o kadar çok kartı geldi ki futbol oyununda. Son dönemlerde seviyesini arttırmışlardı. 94'ten 97'ye falan çıkan kartları çoğu zaman geldi. Ama bu kartında da bir 99 keşke yapsalardı. Mesela burada 96'dan 99'a çıkan kartı var. Inter paketi geldiğinde oradaki kartı. Veyahut da bundan önce geldiği şu mesela kartı vardı. Ben çıkarmıştım. Bu da 99'a kadar çıkmakta. Yani şöyle bir kat getirebilirlerdi bence. Bu kartın da özellikleri bayağı iyiydi. Şimdi bu paketten top açılımı gerçekleştirsek arkadaşlar. Bende Bastoni yok. Delit'in daha yüksek seviyeli kartı var. Pavar'ın kartı vardı bende. Player of the Week kartı. Sol bek futbolcusu Lamer. Yani kimler gelsin Inter'li futbolculara baktığımızda Lautaro Martinez dışında diğer 3 tane Inter futbolcusu bende yok. Onlardan herhangi biri gelebilir. Bayern Münih takımında da Laimer gelirse bir deneyelim. Merak da ediyorum kendisini. Güzel özellikleri var. Belki öyle seviyesi 98-99 değil ama ben özelliklerini beğendim. Birçok özelliği iyi olan dengeli futbolcuları da seven birisiyim. Bakalım kime tak atacağız. Bir de şöyle bir şey arkadaşlar. Pakette herhangi bir sınır falan yok. 3 tane top açma hakkı, 5 tane top açma hakkı diye. İstediğimiz kadar top açılımı gerçekleştirebileceğiz. Verelim 100 futbol parasını. Bastoni'ye tek atar mıyız? Şimdi paketin en yüksek seviyeli ismi de Leroy Sané. 99. Ben de Leroy Sané'nin daha düşük seviyeli kartı var. Bağımsıza gittik. Bayern Münih'e gideriz diyeceğim ama şimdi bu farklı bir paket. Yok, Bayern Münih'e gittik yine. Yapma ya, delete herhalde mi? Aa, Pavar geldi. Pavar'ın Player of the Week kartı vardı bende. Keşke elimizde olmayan Laimer gelseydi. Pavar'ı çıkardık. Bir tane daha açalım arkadaşlar. Şöyle baktığımızda herhangi bir sınır yok. Sonuna kadar gidilebilir. 100 futbol parası daha bastık. Inter takımına gitsek keşke. Ama Lautaro Martinez gelmemeli. İtalya Ligi mi? Evet, lig gösterdi. İtalya Ligi. Lautaro Martinez dışında hepsi olur. 10 numaralı Allah, Lautaro Martinez geldi. Yani elimizdekiler geldi sürekli. O kötü oldu. Keşke Inter'e diğer 3 futbolcudan herhangi biri gelseydi. Yani şu an gelen 2 isim de elimizde olan isimler. Bir daha açalım. Kim gelsin? Inter takımından Bastoni olabilir. Ya da Bayern Münih takımından Laimer gelsin. Bayern Münih'e gidiyoruz. Leroy Sané gelirse en azından 99 seviye. Leroy Sané geldi.
En yüksek seviyeli ismi çıkardık paketten. Ya şöyle elimizde hiç olmayan bir futbolcu gelse iyi olurdu. Hadi be Bastoni. Dördüncü isim Inter'e gidiyor. Sırayla gidiyor bu arada. Bayern Münih Inter. Bayern Münih gitti mi arkadaşlar? Son anda bakmadım ama evet Inter'e gitmiş. 5 numaralı formasıyla Fırat Tesi, göbek futbolcusu geldi. Yani düşük seviyeliydi. Keşke Bayern Münih'ten Laimer'e çıkarsaydık ama bu futbolcumuz en azından boşluk kolayan oyuncu oyun tarzına sahip. Yani EFUB'a göre 10 numara oyun tarzına sahip. Seviyesi çok yüksek değil. Etkinliklerde falan kullanabileceğimiz bir oyuncu. Yani top açılımları da çok iyi olmadı. Bilal Oysane çok yüksek seviyeli. Hatta antrenör varsa fulleyelim. Şu yedeklerden bir isimle değiştirelim. Buradaki sol açığımızda. Liverpool'u Luis Diaz'ı görünce Chelsea Liverpool maçı aklıma geldi. Luis Diaz da gol atmıştı ama Chelsea çok iyi futbol oynadı. Geçen seneki Chelsea'den eser yok arkadaşlar. Chelsea'nin bu sene çoğu maçı izlenir. İlk maçında Chelsea çok istekliydi. Bir de Liverpool takımına karşı bayağı etkili de oynadılar. Bundan sonra daha da iyi oynayabilirler. Chelsea'nin bu sezon çoğu maçı eğlenceli olabilir. Bu da Leroy Sané'yi fulleyecek olursak seviye antrenmanı. Bu kadar antrenör yeter mi? Yetmez herhalde ama. Hadi be zorlasak. Ön izleme diyelim 26'da 23. Uzmanlık aktarım yapacağız arkadaşlar. Lionel Messi'nin birçok kartı var elimizde. Bu kartında 52 bin antrenör puanı varmış. Bunu alalım biz. 26'da 23 yapıyor. Geri kalana elimizdeki DP'lerle tamamlayalım. Bu kadar yetti. 26'da 26. Otomatik dağıt dediğimizde 96'ya kadar çıkarmakta. Kadromuzda ise 99 seviyeye ulaşıyor. Çok hızlı bir futbolcu. Ve kadromuzda kendisi 99 seviye sağa çıktı da kullanabiliyoruz. Ben de ofansif orta saha kartı vardı. Bir kere ofansif orta saha kartı haftanın oyuncularına gelmişti. Ha, bu kartını da ama zorlanırsak yine ofansif orta sahada kullanabiliriz. 90 seviyeli oynayabilmekte. GF'de 90 seviye ve kanatta. Sol kanatta çok etkili olmakta. Sağ kanatta da yine çekebiliriz. Taktikçi, çılgın koşu, hızlanan mermi, gole giden atak, uzaktan şut atabilen. Yapay zekanın tarzları çok güzel. Becerilerine baktığımızda bir çift vuruşu yok işte. Keşke çift vuruş becerisi de olsaydı. Bugün gelen etkinlikler ya da oyuncular olsun, yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.